Sakın. Eğer kardeşime bir şey yaparsan öldürürüm seni. Sen mi? Güldürme beni Mahir. Burada ölecek biri varsa o da önce kardeşin sonra sensin. Bence bunu mutlu son diye bakmak lazım ha. İkinizin de acılarına son vereceğim. Düşünsene. Annenin yanına gitmek istemez misin? İknur oğluna kavuşmak istiyor. Ha İknur? Nazif'in yanına gitmek istiyorsun değil mi? Çünkü onu çok özlüyorsun. Annen de burnunda tütüyordur şimdi. Yapma. Yapma. Anamın yeğenimin adını ağzına alma. Neden? O zevk en çok bana yakışır. Ne de olsa ikisini de ben öldürdüm. Geceydi Mahir. Erkenden uyumuştunuz. Ertesi gün düğün var ya. Hemen yatmıştınız. Hani sen arabayı çiçekçiye bırakmıştın. O da getirip sizin evin önüne bırakmıştı. Ben koydum arabaya bombayı. 5 dakika bile sürmedi. Papatyalara dokundum Mahir. Gelin bebeğine dokundum. Ne güzel olmuşlar. Şerefsiz. Demek sen de. Duramadı, ha, lafım bitmedi. Tam işimi bitirdim, gideceğim Mahir. Birdenbire bir şey tuttu beni. Biliyor musun, ben galiba bu işin en çok bu tarafını seviyorum. O patlama şölenini. Ben de izlemek için kaldım. Hadi binin artık. Hadi. Bu kaldı dışarıda. Hadi gel. Bomba bir patladı Mahir. Her taraf kan içinde kaldı. Tabii siz şokun etkisiyle fark etmemişsinizdir. Yüzünüz öyle bir donup kaldı ki görmeye değerdi. Ne çok ağladım be Mahir. Hatırlıyor musun? Ne çok kahroldum. Kardeşin de perişan oldu. Oğlunun parçalarını toplamaya kalktı etrafta. Çok acıklıydı. Yeter. Sus artık. Duramadı, anlatacaklarım bitmedi. Misal, benim patron bana bu işi verince ne kadar sevindiğimi anlatmadım daha. Evvela sıradan bir iş sandım bunu Mahir. Ama sonradan zarar görecek olanın sen olduğunu anladığımda işler değişti. Seve seve yapacağımı söyledim bu vazifeyi. Öyle de yaptım. Kim söyledi bunu sana? Bombayı koyma emrini kim verdi? Kim senin patronun? Esas acı olan ne biliyor musun Mahir? Hedefte sen vardın. Onlar senin yerini öldüler. Yani o gün arabayı annenin yeğenin değil de sen bilmiş olsaydın. Şimdi yaşıyor olacaklardı. Yani olup biten her şeyin sebebi, suçlusu ben değilim. Sensin.
Bitti.